mensupları gündemdeki konuyla ilgili ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü burada 44 tane köy muhtarını ilgilendiren bir konu. Daha önce bildiğiniz gibi bizler Sayın Valimiz Hasan Duru'yu ziyaret ettik. Ziyaretinde bizlere Keşan için, köyleri için gerekli olan, yapılması gereken konularla ilgili biz ihtiyaç duyulan konuları ve bunlarla ilgili problemlerimizi anlattık. Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte. Bugün köşesinde, Önder Gazetesi'nin köşesinde okuduk ki yani burada bu konunun rafa kalktığı şeklinde biz devletin yani biz Edirne'mizin en büyük makamında oturan Sayın Valimizin sözlerine güveniyoruz. Burada bazı şeylerde geç kalınmış veya konularda aksaklık olabilir. Ben devletin verdiği söze güveniyorum. Yani burada hiçbir tane muhtaç, sıkıntılı bir dönem vardır. Onunla ilgili problemler olabilir. Fakat Sayın Valimizin sözlerini tek tek yerine getirdiğini ben gözlemliyorum. Burada sıkıntılar ve planlarla ilgili aksamalar olabilir. Fakat yıllardır yapılamayan Çeltik Gökçetepe arasındaki yolunu Sayın Valimizin direktifleriyle başlandığını, bitme aşamasına geldiğini, yani yıllardır, yıllar boyu yapılamayan, oradaki geliş gidişi sağlanamayan yolun Sayın Valimizin sözü neticesinde başlandığını, bunun herkesin bilmesini istiyorum. Yani burada Sayın Valimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Burada Sayın Kaymakamımıza da teşekkürler ediyorum ama diğer konularla ilgili bu para konusu gündeme geldi. Daha önce de 400 bin liranın akıbetini sorduğumuzda bazıları para geldi, bazıları gitti. O konuyla ilgili artık biz sadece paranın ne olduğunu sormuştuk o zaman. Fakat onunla ilgili bugün yazı olduğu için tekrar açıklama gereği duymak istemiyorum. Çünkü onu artık İl Genel Meclis üyelerinin takip etmesi gerekir. Ben bugünkü Sayın Valimizle konuştuğumuz konuların arkasında olduğumuzu, Sayın Valimizle tek tek o konularla ilgili dile getirilenlerin hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. Sadece burada bize aktarılanlardan Sayın Valimizin bize söz verdiği paranın Keşan'a aktarılması, köylere aktarılması. Bununla ilgili de çalışmaların devam ettiğini bizler de duyduk. Bazılarının bu paranın Keşan'a gelmesi ile ilgili engel olduğunu. Ve bu sadece duyum, bunu kimse bu paranın önüne geçip engel olma şansı olmaz. Çünkü bu şeyin altında kalır. Bu şekilde bir davranış içerisine girebilecek kim varsa bu vebalin altında kalır diyeyim ben. Yani ne Abdullah Kemik'in, ne bir başka muhtar arkadaşımın, ne bir başka birinin üzerine gelecek veya yardım veya köyüne yapılacak bir şeyi engelleme şansı olmaz, olamaz. Bunun duyumlarını bizler de aldık. Birileri engelliyormuş diye. İşte Abdullah Kemik, Muhtarlar Derneği veya birileri varsa o para Keşan'a gelmez diye. Abdullah Kemik'e para gelmiyor. Abdullah Kemal'e de gelmiyor. Diğer muhtar arkadaşlarıma da gelmiyor. Bu Keşan'ın köylerinde kullanılmak üzere Sayın Valimizin bize söz verdiği para. Bununla ilgili de bir sıkıntı yok. İl Genel Meclis üyelerimize yine oradaki genel sekreterle irtibat halinde paranın bir şekilde hizmet olarak bize geleceğini söylediler. Biz de devletin sözüne güveniyoruz. Peki, ama şunu söyleyeyim. O duyumları aldık. Bu duyumlardan istinaden ola ki bu para Keşan'a gelmezse bu duyumları aldığımız kişilerin üzerine bu Keşan halkıyla birlikte gideriz.